Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda araç basma nasıl yapılır onu göstereceğim. Videomuz kısa bir video olacak. Herhangi ek bir dosyaya ihtiyacımız olmayacak. Sadece dummy'leri yerinden oynataraktan aracımızı basık hale getireceğiz. Bunun için her zaman yaptığımız gibi ilk önce mod dosyamızı oluşturuyoruz. Ben daha önce oluşturdum dosyayı. Burada olduğu gibi araç basmaya da istediğiniz ismi verebilirsiniz. Daha sonra içerisine vehicle, truck ve buraya da istediğiniz tırın, kamyonun adını yazabilirsiniz. Ben şu anda örnek olarak MAN TGX modelini kullanacağım. Şimdi açalım D-modlarımızı ve aracımızı basık hale getirmeye başlayalım. Evet. Öncelikle aracımızı import ediyoruz. Import etmedeki tüm noktalarını hepiniz biliyorsunuz zaten. Öncelikle base dosyamızı seçiyoruz. Base dosyamızdan Vehicle, Truck, MAN TGX ve Truck PMD dosyasını seçiyoruz. Alttaki kısımda da yine öncelikle base dosyamızın yerini seçiyoruz. Daha sonra mod dosyamızın yerini seçiyoruz. Hemen seçelim buradan. Araç basma dedik. Tamam dedik. Import diyoruz. Ve aracımız importlanıyor. Hemen bakalım. Burada E4x2. Biz 6x4'e yapalım. Kabine ihtiyacımız yok. Gölgeleri falan kapatmaya da gerek yok. Sadece şu gördüğünüz damileri yukarı alacağız. Bunları nasıl bulabiliriz? Yani şöyle şimdi şöyle seçtiğimizde bütün hepsini seçecek. Hepsini seçmemesi için ne yapacağız? Biz şurada gölgeyi yine de kapatalım. Shadow Only ve Fake Shadow'u kapattığımızda gölgeler kapanmış oluyor. Bu bütün modeller için geçerli. Şimdi evet, buraya üzerine geldiğimizde dummy'nin zaten ismi yazıyor. Şase Base 01. Ön taraf için. Hemen buradan sağ taraftan dosyalarımıza geliyoruz. Ne demiştik? Şase Base 01. Buradan Şase Base'i açalım. Gitti mi gitmedi. Şöyle tek tek kapatalım burayı. Gördüğünüz gibi arka kısım gitti. Sadece dummy'miz kaldı. Şöyle dummy'mizi seçelim. Move diyelim. Ve belli bir oranda çok fazla kaldırmadan, çünkü diğer türlü ne olacak? Çok fazla yukarıda kalacak tekerleklerimiz. Gördüğünüz gibi bir tık kaldırdık yukarıya ve bu yeterlidir. Yine şöyle ne yaptık? Yaklaşık 1, 1, 2, 3, 4, 4'üncünün 5'incinin 4 ile 5'in arasına getirdik. Ki yerimiz belli olsun. Bu arada ikisini açmayın. Ben ikisini açtım, hemen geri gelelim. Bilgileri alalım. Burada X'i açmayın, sadece Y'yi açın. Y eksenini açın ki sağ sol oynamasın. Şöyle yine 1, 2, 3, 4 ile 5'in arasında koyduk. Şimdi burayı tekrardan açabiliriz. Açtık burayı. Şimdi arka tekerlerimizi de o konuma getireceğiz. Bakalım. Weld R2 0. Bunlar genelde nerede olur? Bunlar şasede olur. Pardon, şase değil. Şase base'de ne oluyordu? Bakalım. Aynen. Değil. Şase base değil. Bu 6x4'ü seçtiğimiz için 6x4'ün içinde olacak. Şöyle şunları kapatalım. Önemli olan şu arkanın boş olması seçebilmemiz için. Şimdi seçtik önümüzü. Yine 1, 1, 2, 3, 4 3 4 ile 5'in arasına getirdik. Tamam, şimdi hemen yer lastiğimizde yürüyüp kara kaldırdık. İşlem bu kadar. Bitti. Yani bunlar tekerlerin geleceği bağlantı noktaları. Bunları yukarı çektiğimizde işlemimiz hallolmuş oluyor. Şimdi tekrardan bunları açalım.
Kapatalım şurayı. Şimdi export edeceğiz. Modumuzu dışarı çıkaracağız. Ne yapıyoruz bunun için? Tabi mod dosyamızı seçmemiz gerekiyor. Hemen masa üstünden mod dosyamızı seçelim. Araç basma demiştik. Buraya truck.pmd pmd yazmasanız da olur aslında. Dedik sonra SCS Software Prism 3D'yi seçiyoruz. Versiyon ETS2 Export. Hemen bakıyoruz, kontrol ediyoruz dosyamızı. Material Vehicle gelmiş truck. Evet. Gerekli dosyalarımız gelmiş. Ne yapıyorduk? Buradan ikisini seçiyoruz. Arşive ekliyoruz. Zip diyoruz. Şuradan uzantımızı SCS yapacağız. Depo dedik. Tamam dedik. Gördüğünüz gibi modumuz hazır. Şimdi bu modumuzu belgeler klasöründeki mod klasörüne atıyoruz. Ben önce bakıyorum daha önce var mıymış? Varmış. Hemen bunu siliyorum. Ve yapıştırıyoruz. Aracı basma C ile yazmışız. Tamam. Şimdi oyunumuza gelelim. Oyunumuza gelmeden önce durdurayım burası. Arkadaşlar mod yöneticisine geldik. Mod yöneticisi araç basma etkinleştirdik. Değişiklikleri onayladık. Ve oyuna devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanlışlıkla yaramıştır.